Türk Yılmaz. Novart Savunma ve Uzay Teknolojilerinin kurucu ortağıyım. Diğer iki arkadaşımla beraber bundan bir yıl önce 2020 Şubat ayında TÜBİTAK 15-12 desteğini alarak şirketimizi kurduk ve şu anda bir yıldır şirketimizde faaliyetlerimizi toplamda 5 çalışanımızla beraber sürdürüyoruz. Ancak geçmişimiz birazcık daha geriye dayanıyor. Kurucu ortaklar olarak üçümüz de İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümü mezunuyuz ve 2015 yılında fakültemiz Uçak ve Uzay Bilimlerinde bir proje ekibinde bir araya geldik, tanıştık ve daha sonra orada çalışmalar yapmaya başladık. Bir şekilde arkadaşlığımızla, iş ilişkimizle beraber ilerledi ve Türkiye'de roket teknolojileri üzerine çalışan bir ekipte ekip liderleri olduk ve daha sonra çalışmalarımızı sürdürdük. 2017-2018 yıllarında ve 2016 yılında farklı kategorilerde Amerika'da gerçekleşen roket mühendisliği yarışmalarına katıldık ve burada aldığımız güzel feedbackler, iyi geri dönüşler sayesinde de okulu bitirdikten sonra bu işin üzerine yoğunlaşmayı ve bunu kendi bildiğimiz şekilde yapmayı istediğimiz için kendi şirketimizi kurmaya karar verdik. Bunun sonucunda da bir yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asıl olarak şirketimizi roket itki sistemleri tasarlamak üzerine kurduk ve ana çalışma alanımızda hibrit yakıtlı roket motorları. Bu bağlamda roket motorlarını yaparken diğer şirketlerden farklı olarak biz roket motorlarını kendimiz için değil, diğer şirketler için, yani büyüyen uzay endüstrisinde çok fazla roket fırlatma sistemi tasarlayan şirketlerin itki sistem ihtiyacını karşılamak istedik. Ve bu noktada da şirketimizde itki, uçuş dinamikleri ve aerodinamik alanında ayrı ayrı uzmanlaşarak kullanıcının isteğine göre en uygun olan roket motorunu tasarlayıp onun sistemine göre, yani customer tailored bir dizayn yaparak ilerlemeye uygun bulduk. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an için geçtiğimiz dönemde TÜBİTAK 15-12 desteğimizi alarak bir yerli roket tasarım ve simülasyon programı yazmaya başladık. Bunu yaparken hem aynı zamanda Türkiye'deki ve dünyadaki benzer muadil programlardaki kullanıcısı olduğumuz için bildiğimiz bazı eksik yönleri düzeltmeyi amaçladık. Hem de zaten planladığımız şeyleri bir referansa yatırarak hem gelecekte bizim için güzel bir kaynak olabileceğini düşündük, hem de kendi kullanımımıza uygun olduğu için en ileri sistemde bir program geliştirmeye çalıştık. Bunun sonucunda ortaya çıkan programda şu an için muadilleriyle kıyasladığımızda daha yüksek bir doğrulukla bir roketin baştan aşağı tasarım ve simülasyonunu yapıp bunun uçuşla ilgili olarak dünya üzerindeki konumunu, ilerleyeceği noktaları ve iniş yerlerini hesaplatabiliyoruz. Ayrı olarak da kullanıcıların genel olarak amatör roketçilikte şu an için programı geliştirdiğimiz için amatör roketçilerin kullanabileceği şekilde onların ihtiyaçlarını duyabilecekleri hazır materyallerin içine eklenmesi, kullanıcıların roket yapmayı bilmeyebileceklerini düşünerek öğretici içeriklerin eklenmesi ve yaptığımız projede kullanılabilecek olan her şeyin detaylı anlatımını da programın içinde sunmuş olduk. Bu sayede ilkokul seviyesinden tutun da profesyonel seviyelere kadar çok fazla bir kişinin kullanabileceği, kullanırken de öğrenebileceği bir program yaparak bu roket kültürünü birazcık daha genişçe yaymaya çalıştık. Bununla birlikte bu programı geliştirirken içerisine katı yakıtlı roket motorlarını da daha çok kullanıldıkları için ekledik ve kullanıcının kendi roket motorunu tasarlayabileceği bir eklenti daha sunduk. Bununla birlikte yaptığımız doğrulama çalışmalarını daha uygun bir temele oturtmak için kendi sınırlarımızı kullanmak istedik ve bu noktada kendimiz birkaç adet küçük katı yakıtlı roket motoru geliştirdik ve bunların testlerini yaparak kendi yazılımımıza doğrulamalarını tamamladık. Aynı şekilde uçuş doğrulamalarını kullanmak için de daha önceden bizim referanslı olarak bildiğimiz, doğruluğundan emin olduğumuz uçuş datalarını da kendi programımızla kıyasladık ve gayet güzel sonuçlar aldık. Son raporumuzu birkaç gün önce yolladık ve bir yılın sonunda bu projeyi şu an için kapatmış bulunmaktayız. 15-12 desteğiyle birlikte ilk kurulduğumuz zaman da COSCAP desteğini almıştık, ileri girişimci desteğini ve bununla birlikte de güzel bir altyapı kurduk kendimize. Bu sayede aslında birçok ihtiyacımızı da kendimiz karşılamaya başladık. Kimyasal işlerimizi yapmak için bir roket itki laboratuvarının minimum gereksinimlerini karşıladık ve katı yakıtlı roket motorumuzu geliştirirken de bu sistemleri kullandık. Şu an için asıl amacımız olan hibrit daha maliyetli ve daha altyapı gerektiren bir sistem olduğu için ilk etapta ona yoğunlaşamasak da şu anda birinci yılımızın sonunda ciddi bir şekilde hibrit yakıtlı roket motorumuzun çalışmalarına gömülmüş durumdayız. Aynı şekilde COSCAP'ten tekrar Ar-Ge İnovasyon desteği de aldık ve şu anda da toplamda bu 3 desteğimizle beraber projelerimizi sürdürüyoruz. Hibrit yakıtlı roket motorumuz COSCAP desteği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şu an için de aktif olarak da ülkemizdeki savunma sanayi büyükleriyle gerek Teknofest kapsamında gerek de farklı durumlar konusunda bazı işbirliklerimiz oldu. Teknofest roket yarışmasının da Türkiye'de olması için zamanında çok fazla çaba sarf etmiştik ve destek oluyorduk. Şirketleşmemizle birlikte bu destekleri devam ettirdik ve Teknofest roket yarışmasında da aktif olarak yer alıyoruz. Yani kendi başladığımız yeri unutmayıp aynı zamanda diğer insanların da bu işi yapmak istemelerine karşı onları cesaretlendirici bir şekilde yaklaşımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda daha önce Teknofest kapsamında RocketSun ve TürkSat'la işbirliklerimiz oldu. Şu anda gene Teknofest kapsamında TÜBİTAK SAGEL'i bir işbirliğimiz bulunmakta. Bu şekilde ilerlemelerimizi sürdürüyoruz. Şirketimizin nihai amacı ve vizyonu da belirli bir zaman tabii geçtikten sonra roket motoru, itki sistemleri, özellikle sivil itki sistemleri alanında dünyada uzay sektöründe söz sahibi olan bir firma olmak ve birazcık da oyunu şekillendirebilecek güçte farklılıklar yaratmak.
Türkiye Uzay Ajansı'yla da şu an için aktif bir işbirliğimiz yok. Ancak geçen günlerde tekrar onların da bizi fark etmesiyle tanıştık. Onlarla şu an ne yapılabilir üzerine toplantılarımız sürüyor. Uzay Ajansı'yla da bir etkileşimimiz var ve bu gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Şu anda Teknopark İstanbul'da Cube Incubation'da bulunuyoruz. Daha henüz okulumuzu bitirmeden önce öğrenciyken burayı fark edip buraya bir proje sunarak aslında Cube Incubation'ın bir parçası olmuştuk. 6 ay burada bir ön kuluçka döneminde geçtikten sonra 15-12 desteğiyle şirketimizi de tekrar Teknopark İstanbul'da kurduk. Şu anda 1 yıldır burada devam ediyoruz ve Cube Incubation'da olmak bize gerçekten çok fazla fayda sağladı. Bunların en önemlisi buradaki kuluçka merkezinin bize sürekli imkanlar sağlaması, insanlarla tanıştırması, bizim için haberler yapması, röportajlar düzenlemesi. Bunlar gerçekten özellikle bizim gibi yüksek teknolojiye çok fazla odaklanmış insanların marketing kısmını birazcık kaçırması gibi şeylere gerçekten çok güzel bir yardım oluyor. Aynı şekilde de Teknopark İstanbul gerçekten büyük bir tesis ve Cube Incubation'da bu tesisin olanaklarını sunmak için bize gerçekten çok fazla yardımcı oldu. Yani baştan bizim roket yakıtı geliştirebileceğimiz bir laboratuvarı normal şartlar altında kurmamız zorken Kuluçka'daki laboratuvarları ilk başta kullandık. Gerekse Kuluçka'nın kendi malzemelerini kullandık. Kendi özel malzemelerimizi tasarlayıp aldığımız zaman da bunların gene laboratuvarda kullanımımız için konmasına izin verildi. Bu da bizim için güzel ve çok rahat bir şekilde bulamadığımız bir imkandı. Bunun sonunda da Teknopark İstanbul'un büyük geniş alanı bizim testlerimiz için, denemelerimiz için, aynı zamanda da doğrulama faaliyetlerimiz için de çok güzel imkanlar sağladı. Gerçekten Teknopark İstanbul bize roket yapıyoruz dediğiniz zaman asıl karşınıza çıkabilecek hem güvenlik hem asayiş gibi problemlerin üstesinden gelmemizi çok fazla sağladı. Bundan sonraki çalışmalarımızı da şu an için Teknopark İstanbul bünyesinde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Cube Incubation ve Teknopark İstanbul'a sunduğu bu imkanlar için çok teşekkürler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.